çarpsın bu son. Allah çarpsın bu son. Kafamı patlatmadığın eksikti. Pardon abi ya. Ne çabuk geldin ya, sen ne yapıyorsun, dışarıda mı yatıyorsun? Sevzek sevzek konuşma lan. Ya atladık taksiye, arkamızdaydı herifler. Ama ben taksiciye 1-2 numara yaptırdım. Atlattık bence, biliyor musun? He, atlattın. Ben motorla geçtim onları. Adam toplamışlar, öyle geliyorlar lan. Hadi bu manyak, bu sapık. Sen niye bunu uyuyorsun oğlum? Ne yapayım, çağırdın. Ulan kelin Meryem'e olsa kafasına sürer. Çağırıyor, geliyoruz. Ambulans biz lan biz. Cengo, sana diyorum lan. İyi lan. Bu kadar adama biz girmeyiz bile, değil mi Ali abi? Sen iş bitince söyle bize. Yok yok. Sen de gir. Ne mi lazım? Ne bakacağız lan şimdi Cengiz? Senin ağzın laf yapar değil mi? Bir şey söyle. Ayıp oluyor. Bu kadar laftan sonra da gitmedilerse artık. Lan Cengo, ölümümüz senden olacak. Yok mu son sözün? Bir tanesiniz be. Sana başkasını sevdiğini. Kendi ağzından duydun mu? Bana bir şey söylemesine gerek yok ki. Ama bazen bana öyle bir bakıyor ki. Nasıl bakıyor? Sanki onun en değerli şeyini alıp saklamışım da yerini söylemiyormuşum gibi. Sen de bir daha söyle. Benim için söyle. Cengiz. Hı? O zaman niye evlendi senle? Niye hala senle beraber? Bakma kızım. Bakma artık oraya. Çok geç. Yaktık artık bütün köprüleri, dönüş yok. Oraya dönersen yanarsın. Söyleyeceğin şarkıyı çaresi yok. Niye mi? Çünkü öyle bir halt ettik ki beraber. Artık gidecek başka yerin yok. Buradan ancak benle çıkarsın. Elin mecbur artık bana. Ne sormuştun? Sen çık.
Çık dedim. Şarkıcı nerede ya? O da şarkı söylesin. Bunlar çerez bana. Artık çok geç ye. Bu kadar geçe kaldın mı? Artık istesen de gidemezsin. Çaresiz, içinde bitmeyen bir umut. Yaşayacaksın aynı günü en baştan. Belki bu sefer korurlar seni. Belki bu sefer yalan söylemezler sana. Bu sefer çağırdıklarında seni yanlarına, bu sefer. Yine sokmazlar sırtına o hançeri. Ömer! Geçmişe dönmek başka eğer, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden, suyun yolu değişmez yeğen. Unutma, bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekler sana. Herkes doğasının gereğini yapar yeğen. Bin kere ihanet etseler sana, çaresi yok. Bin kere gidersin yanlarına. Çünkü sen Ömer'sin. Sen ezelsin. Bakayım. Önemli bir şey yok. Bırak. Ali, Eren'i gördü. Kusura bakma. Sen işini yaptın. Bundan sonrası bende. Cengo. Bu herif hakkında öyle bir şey öğrendim ki. Pes yani Ali, bu kadarını ben bile yani. Oğlum sen bu herifin kim olduğunu bilmiyorsun lan. Biliyorum Ali. Bu adam bugün bildiğin hayatımı kurtardı. Ben bile kurcalamam artık. 2 saat önce olsa tamam ama artık el insaf. Lan oğlum dur, 2 dakika dinle lan. Geliyor herif, duyacak. Ya duysun. Ölüyordu adam az kalsın benim için. Burada bir şey diyeceksek onun önünde diyeceğiz. Kardeşim artık o benim. Dahası yok. Sağ ol. Tam zamanıydı. Gittiniz mi yetimhaneye Mert'le? Selamımı söyleseydiniz. Selamın ama. Ya buralardaki yetimhaneler tanır beni. Fırsat buldukça hiç atlamam, hep giderim. Hep mi? Niye? Aramızda pek gizli saklı kalmadı artık. Ben de anamın karnından zengin doğmadım. İyi bilirim anasız babasız büyümeyi. O yüzden Türkiye'ye geldiğimde ilk iş olarak buralardaki yetimhanelere bir yer verdim. Elimden geldiğince tabii. Hadi canım. Ya bak kayıtlarına. Hepsinin tuğlasında kitabında bir küçük imzam vardır. Vay. Ali abi. Duydun mu? Sen bu adama aristokrat diyordun. Züppe diyordun.
Neden gizemli oldu ortaya çıktı işte. Sen de hepimizi iyi kandırdın ha ortak. Bu da bizdenmiş Ali. Öpeyim dayı. Eyvallah, sağ ol. İstediğin gibi yaptık dayı. Bu ufaklığı sıkıştırdık iyice. Gelmez sandım ama o iri yarı olan geldi geri. Biz de dediğin gibi yaptık. Öbürünü korurken bir küçük ıskaladık yanda. Dayı, nereden bildin? Nereden bildin öbürü için döneceğini? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ha? Hadi eyvallah, yürü. Çok seviyorum seni. İnan bana Can. Bir baba kendi çocuğunu en çok bu kadar sevebilir. Can iyi mi? Şunu sür yaralarına. Boş ver. Öpersen geçer hepsi. Şunu da sil yaralarım. Söyleyeyim ama orası dikiş gerektiriyor. Nasıl gidiyor? Ağladın mı sen? Sıkıntıdan ağlamıştır. Seninkini tavlayabilmek için çocuk filmi seyrediyor 2 saattir. Yardım ister misiniz? Evet, sağ ol. Söyleme sayıp rakamlardan iyi anlarım. Değil mi sevgilim? Hı? Ne iyi bir ikili olduk. Şu şartnameyi verir misin? Yok bu değil, en son tarihli olan. Sadece bir iki küçük prosedür kaldı. Efendim? Cengiz, koş kurtar beni. Niye, ne oldu? Soyuldum vallahi. Ne kadar kaybettiğimi söylesem inanamazsın. Sen yokken beceremiyorum. Hemen mi diyorsun? Vallahi hemen gelmezsen susuz çıkacağım buradan. Yani bakıyorum etrafa ama yok ki senden başka kurtaracak birisi. En iyisi sensin.
Tamam, geliyorum. Bir tanesin sen. Bekliyorum. O kadar mı acil ya? Oyalayın biraz. Siz ne işe yarıyorsunuz orada anlamadım ki. Tamam. Tamam, geliyorum. Mekandan. Bir müşteri çok kaybetmiş. Rahatsızlık çıkarıyormuş. Huysuzun tekidir. Gerer şimdi ortalığı. Gidiyor musun? İhtiyaçları varmış. Değişiklik olur. İsteyeyim mi? İste. Kart lütfen. 16'ya kart. 21. Kazandık. Hayatım. Merak ettim, ne oldu diye aradım. Ha evet, yok. Merak etme, her şey kontrol altında. Bakma, becerikli bir kocam var senin. Yes. Ne yapıyorsun sen? Hiç. İş işte. Biliyorsun, kavga gürültü. Ben seni sonra arayayım mı? Burası bensiz yürümüyor. Peki. Bir kere duydular mı sesini? Uzatacak yılanlar başlarını. En kötü ne olabilir? Alo Ali Bey. Gelmediniz bugün. Bir işim var benim. Sen dükkana göz kulak ol. Ben geleyim isterseniz. Yok telefon. Senlik bir şey değil. Benlik bir şey. Kalktın mı? Ben mi uyandırdım? Erkencisin. Ya evet. Şu otel işinin kontrollerini mi yapayım dedim erkenden. İnmesen çıkıyorum ben. Parfüm? Şişesi elinden mi kaçtı? Çok mu olmuş? Çok yaklaşmayayım o zaman kimseye. Canı öp benim için.
Karşı sokağa park etseydin. Zahmet olmuş. O gülüşü biliyorum ben. Nereye? Bir vurgun daha yapma ya. Bir yere mi yetişiyorsun? Hep iş, hep iş olmaz. Biraz da keyif, öyle değil mi? Hadi. Çok içtiysen ben kullanayım. Ne dedim buna? Nasıl da mutlu? Mutlu değil mi? Ya ancak sevdiği kadını aldatan bir adam o kadar mutlu olabilir. Beni mi arıyordun? 8'de buluşmayacak mıydık biz? Sen beni özlüyorsun. Ben seni özleyemez miyim? Sen nereden öğrendin benim burada olacağımı? Ben Cengiz Atay'ım. Her şeyi bilirim. O yüzden bayılmıyor musun bana ha? Evet, o yüzden bayılıyorum. Gazino falan kapatırlar benim bildiğim. Sen spor salonunu mu kapattın benim için? Göz önünde bir adamım ben. Burada ne yaptığımızı kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ne yapıyoruz ki sahibiz? Hiç. Koşuyoruz. Sadece koşuyoruz. Yarışalım mı? Ha? Ben de size alıştım. Ne dersin? Affettirdin mi artık kendimi? Affettirdin tabii. Nasıl affettirmeyeceksin? Hep yanımdasın. Yani hep derken? İhtiyacın olduğunda. Evet, ihtiyacım olduğunda. Açıkçası bir tek sen oradasın. Arkadaşlar öyle değil midir? Yarın konuşuruz. Eyşan. Benim teklifim hala geçerli. Ne teklifi? Kahve. Karamelli seviyor muydun? Bitti bile. Ben söylemeden nereden biliyorsun ne sevdiğimi? Dikkatliyim. Mesela parmağında yüzüğün olmadığını görebiliyorum. Unutmuşum. Orada parmağına başka bir yüzük takmıştın. Böyle eski püskü bir şey. Eskidir ama çok güzel bir yüzüktür o. Çok görmüş geçirmiş bir yüzüktür. Öyle mi? Mert de bir gün hak eden birisine verecek o yüzüğü. Eyşan. Sen de hak ediyorsun. Mutlu olmayı. Bazen gerçek değilsin sanıyorum. Hani böyle hepimizin hayatına dokunuyorsun ya. Bir gün bir bakmışız gitmişsin. O konuda anlaştık. Bana ihtiyacın olduğu sürece bir yere gitmiyorum. Söz mü? Erkek sözü. Sen çok tehlikeli bir adamsın Eza. Sana bakınca umutlu oluyorum. Umutlu olmanın nesi kötü? Seni yükseltiyor. Sonra çok sert düşüyorsun. Bir tarafların kırılıyor. Bakarsın bu sefer düşmezsin. Bak.
bakarsın. Bakarsın güzel şeyler de olur değil mi? Tabii ki. Belki her şey güzel olur. Bu otel işi de harika olur. Otel harika olacak, ben sana söyleyeyim. Belki can da iyi olur. Ömerlerin... Mümtaz amcaların yanında. Çok iyi anlaştılar. Bahar'a da bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Belki de affetmiştir beni ha. Kim? Belki de biliyordur aslında içimi. Ölürken görmüştür. Affetmiştir. Ne olur affetmiş olsun. Olmaz mı? Ne olur affetmiş olsun. Evet. Affetmişti belki de. Şimdiden gelme. Gider misin? Yok bir şeyim.
vardır böyle kaçamaklar. Benim de var. Önemli bir şey değil. Gerçekten. Biliyorum ben o kızı. Gider misin Ezel? Gidemem, söz verdim. Bana ihtiyacın olduğu sürece. Yok sana. Yok sana ihtiyacım. Buradayım artık. Yapmakla olup bitseydi bu iş, hemen yapardım. Olup biterdi. Döktüğüm kanla akıp gitse her şey, bir vuruşta sonuna varırsa işin, bir anda bu dünyayı olsun kazanıversen, zaman denizinin bir kumsalı olan bu dünyayı, öbür dünyayı gözden çıkarır insan. Ama bu işlerin daha burada görülüyor hesabı. Doğruluğun şaşmaz eli bize sunuyor içine zehir döktüğümüz kupayı.